Sorular, cevaplar niteliğinde takip ediyorum tabi. Ya yani üstüne basarak dört ana unsura dokunuyor. Diyor ki kimse beklemesin. Seçimden sonra döviz artışı olmayacak diyor. Hı hı hı. Faizler de artmayacak öyle diyor. Orada da bir beklenti içine girmeyin döviz diyor. Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak değerlendirmeliyiz. Geçici diyor. Dedi. Sonra ne diyor? Vergilerde de artış yapmayacağız diyor. Bunu da net söylüyor. Ve diyor, ama ÖTV'yi zikretmiyor orada mesela. Yani vergi diyor, KDV, ÖTV hepsi verginin içine giriyor. Motorlu taşıtlar yani ek yük getirmeyeceğiz diyor. Sonra yurt dışından da çok ciddi fonlar getireceğiz diyor. Bu dört tane şey çok önemli şimdi. Şimdi Türkiye'nin durumu öyle kötü ki zaten para politikalarıyla ekonomiyi toparlamaya çalışıyorsun sen. Para politikalarının temeli de döviz ve faizdir. Bunu herkes bilir. Sen bu ikisine de hiçbir şey olmayacak demekle aslında kendini zor duruma sokuyorsun. Gerçekçilikten uzaklaşıyorsun. Şimdi bana sorarsanız ne olacak? Dövizde artış olacak. Bunu korkmadan söylemesi lazım. Faizler de artacak. Bundan da korkmaması lazım. Vergide getirecek kardeşim. Bundan da korkmaması lazım. Çünkü dev gibi bir bütçe açığın var. Sen bunu neyle kapatacaksın? kapatamazsın. Vergiyi bindirecek, gelirleri arttıracak. Ha çok büyük tasarruf tedbirleri alınmış olsaydı bugüne kadar ve ciddi bütçede gider kalemi küçülmeye başlasaydı anlayabilirdim. Ama senin gider kalemin %100 artmış. Böyle bir artan gider kalemiyle sen geliri nasıl dengeleyeceksin? Son söylediği yurt dışından büyük fonlar gelecek lafına da açıkçası emin olamıyorum. Gelebilir de gelmeyebilirdi. O e, ülkenin artık Cumhurbaşkanı'nın vereceği kararla IMF ile bir masaya oturulacak mı oturulmayacak mı ona bağlı. Yani IMF'nin bir kreditör olarak gelmesi Türkiye'ye ciddi fonları getirir. Ama şu aşamada Türkiye'ye dış yatırımı hem sıcak olarak veya direkt yatırım olarak gelmesine bir sebep yok. Yani onlar belli kriterler arıyor gelmek için. Düşük enflasyon arıyor. Düşük işsizlik alıyor, arıyor. iyi hukuk arıyor, Tabii. şeffaflık arıyor. Arıyor da arıyor. Bunların hiçbiri zaten yok ki. Yani şu devalüasyon olmuş Mısır, başında bir diktatör var. Bizden daha çok dış yatırım alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri duydunuz. Türkiye'den bile giden yatırımcılar 35 oluyor. milyar dolar yatırım Tabii. aldı. IMF e para verdi. Şimdi Türkiye'den tekstilciler gidiyor. Ya yani Sisi baya baya eski general yani. Adam darbe yaptı. Ele geçirdi ülkeyi. Geçen hafta 45 devalüasyon yaptı. Ona rağmen tercih edilen ülke konumunda sen burada diyorsun ki döviz artmayacak. Ya şu anda döviz büfelerinin önünde kuyruk var ya. Merkez Bankası telefon ediyor bankalara. Ya günde 3 saat döviz satıyor ya döviz satma saatlerini daralttı adamlar. Yani müdahale ediyorlar sürekli. Arka kapıdan para satıyorlar ve bir şekilde tutmaya çalışıyorlar. Son 16 haftada 10 haftada pardon 16,5 milyar dolar rezervde adam para yakmış ya. Merkez Bankası 16,5 milyar dolarlık dolar satmış artmasın diye. 16,5 milyar doları satmasa şu anda dolar belki 45 lirada olacaktı. Zorla engelliyorsun sen Seçim bunu ya. Seçim sonrasına dair e, te, bir s, rakam demek istemiyorum yanlış olduğu için ama evet. parite telaffuz edebiliyor musunuz? Ya şimdi dolar TL paritesi ne olur? Sayın Cumhurbaşkanımızın aklını bilmesi gerekiyor ki yani tek kişi karar veriyor. yani hayır, şunu sormak istiyorum ekonomi biliminin ha. öngördüğü evet. şartlarda i̇şte Ekonomi bilimi yok işte bu. Şimdi, işte. Olsa da, o mesela Şimdi şöyle geliyor da o yüzden. Buna cevap vereyim. Ee, dolar kuruna bir müdahale olmasa, sayın, satış yapılmasa, bakın, bankalara bu ha. baskılar olmasa, ha işte. ha serbest, bırakılsa, evet. serbest bırakılsa çok hızlı yukarı gider. 50'ler, 55-60'lara doğru hızla gider yani. Hiç durmaz. 50'yi geçer mi? Tabii tabii. 50'lere çok rahat gidecek potansiyeli var. Fakat serbest bırakmayacaklar tabii. Şimdi burada önemli soru şu. Sayın Erdoğan şu anda köprüyü geçiyor. Yani genel seçimi geçti, yereli de geçmek üzere. Şimdi köprüyü geçtikten sonra kararını verecek Şimşek'le devam mı? Hı hı. Yoksa Şimşek'ten evvel uyguladığı faiz sebep enflasyon sonuç politikasına geri mi Çok dönecek? tipi ekonomi modeline dönüşüyor. Şimdi biz onu bir kez bilmiyoruz. Neden? Çünkü biz iki buçuk üç senede zaten... O modelle perişan olduk. Bugünlere geldik.